Sevgi sahnesinde bitti gösterin, cebimde yırtılmış biletim kaldı. Söküldü afişin, indi posterin, elde tek ağıttık kasetin kaldı. Gözlerinde ferdim, dilde nutkundum, sana öyle mecbur, öyle tutkundum. Sebepsiz gittin, durdum, yutkundum, zannetme işimde ülfetin kaldı. Hoş geldin diyemem, dönsen de geri, benim işin olduğu sıradan biri. Sende pes denmiş bir aşkın zaferi, bende bir cümlelik sohbetin kaldı. Dediler ki nikah töreni yakın, o gün en muzaffer tavrını takın. Cüceyi görünce şaşırma sakın, bir çeyrek altın kıymetin kaldı. Saygıdeğer dostlar, sevgili şiirseverler, TV262 ekranlarında Eyüp Cüce ile Geceye Mısra Düştü programlarının bir yenisine daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Kıymetli dostlar, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden kıymetli iki konuğum var. Konuklarıma geçmeden önce programla ilgili her zamanki hatırlatmalarımızı yapalım. Sevgili dostlar, programımız bir internet yayınıdır. Şu anda www.tv262.com sitesinden canlı yayınlanmaktadır. Yarın ve takip eden günlerde sayfalarımız olacaktır. Programımızla ilgili görüş belirtmek isterseniz, konuklarımdan şarkı, türkü veya şiir dinlemek isterseniz veya programımızla ilgili herhangi bir şey sormak isterseniz, Facebook üzerinde benim sayfamda bu programın afişi var. O afişin altına mesajlarınızı yazabilirsiniz. Yayın akışı içerisinde gönderilen bütün mesajları okumaya gayret edeceğimizden emin olabilirsiniz diyorum ve keyifli seyirler dileyerek konuklarıma dönüyorum. Sevgili dostlar, bu akşam İlk konuğum Türk sanat müziği ve Türk halk müziği solist, korist, koro şefliği yapmış olan muhteşem, kudretli bir sanatçı dostumuz sevgili Aysel Demircan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İkinci konuğum Arzu Alci lakabıyla, Arzu Alci namıyla bilinen şair dostum, şair, yazar, yorumcu, oyuncu, film oyuncusu sevgili Mehmet Öntürk. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk abi. Daha başka efsaf da vardır da birazdan onları senden alırız. Şimdi müsaadenle konumuz uzaktan geldi. Onunla başlayalım. Sayın Aysel Demircan, şimdi bizim programımızı izleyenler biliyor. Sizi de eminim Türkiye'de geniş bir kesim tanıyordur. Ama ola ki bizim dostlarımızdan, izleyicilerimizden tanımayan vardır diyerek hemen sorayım. Aysel Demircan kimdir? Evet, ben müzikle ilgili kısmımı anlatacağım hayatımda. Çok küçük yaşlarda başladım, hani klişeleşmiş bir laf. Gerçekten öyle oluyor aslında. Küçük yaşlarda başladım, ilkokul 3. sınıfta. Ve 17 yaşına kadar Türk halk müziğiyle ilgilendim. Değişik korolara giderek de bu konuda bir şeyler öğrenmeye çalıştım. 17 yaşından sonra da sanat müziğine geçtim. Yine derneklere devam ederek 22 yaşına kadar profesyonel anlamda da bu işi yaptım. Müzikle iç içeydim. Ondan sonra evlendikten sonra hiçbir şey yapamadım. 2 tane çocuğum oldu. Onları işte büyüttüm, çalıştım derken daha sonra emekli olduktan sonra tekrar artık bu müzik aşkı yine yükseltti dedim. Yani ben madem bunu seviyorum tekrar başlayayım. Ve bu sefer Kocaeli Büyükşehir Belediyesi konservatuvarına gitmeye başladım. Şan bölümüne, ses eğitimi. 5 sene okuyarak orayı bitirdim. Ondan sonra şeflik yapmaya başladım, koro şefliği. Çok değişik kurumların, belediyelerin, derneklerin, fabrikaların korolarını çalışırdım. Hem sanat müziği hem halk müziği. Sanat müziği eğitimim var. Halk müziğiyle geçmişim olduğu için her iki hocalığı yapabiliyorum müziğin. Bu şekilde yani hala şu an 14 senedir koro şefliği yapıyorum ve profesyonel müzik yaşantım, hayatım yine devam ediyor. Değişik illerde, ilçelerde, il dışında, yurt dışında bir takım organizasyonlara katılarak müzik hayatıma devam ediyorum. Sohbete birazdan devam edeceğiz. Hatta albümü göreceğiz, tanıtacağız. Çocuklarınızda, eşinizde iki can saadeti dileyim. İki çocuğum var dediniz. Kız erkek bir şey söylemediniz. Yaşlarını söylemediniz. Kız erkek. Bir kız bir erkek, öyle mi? Evet. İkisi de evli. Şu an İstanbul'da oturuyorlar her ikisi de. Onlara da selamımız olsun buradan. Evet. Evet sevgili Mehmet, şimdi neydi? Islak ekin kokulu kız ne yapıyor? İyi midir? Islak ekin kokulu kız
Yani gayet iyi. Çünkü daha öncesinde bendeydi. Şimdi artık çok fazla insanda. Kimdir, nedir? Sadece işte hep sorulan şey o kitaptaki ıslak ekin kokulukumuz. Hayır, kitaptaki yani şeyde resimdeki kişi o mudur? Hayır, değil. Ama ıslak ekin kokulu kız tadımlık olarak bıraktık biz orada. Şimdi farklı farklı yazdığımız şeyler var. Aslında benim niyetim bu sene kitap fuarına bir kitapla yine merhaba demekti. Hazırda bekliyordu. Ama öyle koşturmacılara giriyorsun ki kalabiliyor. Ama yetiştirirsek kitap fuarında ikinci o ismini sakladığımız gene ya şöyle bir şey. İsmi kitaptan önce isim doğuyor. İsim var hala hazırda. Benim sadece istediğim şey o isme yakışacak hikayeyi daha tam bulamadım. Kitabın diğer bütün her şeyi hazır aslında. Sadece o devamı yok sadece. Beklemede. Ben o ismi rica etsem yok mu diyeceksin. Yani İlk biz duymuş olalım. Aslında sana çıtlatmıştım da ben bir sohbette. Şimdi yaşlılığıma ver tabii, diyeceğim. Bana şans dile. Bana şans dile. Kocaeli Kitap Fuarı'nda inşallah olacak. Takip edin. İnşallah. Takipte kalın inşallah. İnşallah. Birazdan şiirlerle de devam edeceğiz. Şimdi Aysel Demircan hanımefendinin elimde Yadigar isimli bir albümü var. Arkadaşlar yakında gösteriyordur sanırım. Aysel Hanım, albüm ne zaman çıktı? Durumu nedir? Buyurun. Albüm Şubat ayında çıktı ama ondan öncesinde bir 3 senelik çalışmanın ürünü. Aslında başlangıcında da benim böyle bir düşüncem yoktu. Annem rahmetli sürekli. Kızım bir albüm yap, ben senin sesini dinlemek istiyorum gibi şeyler söylerdi. Ben de hani çok öyle bir şey düşünmediğim için önemsemezdim açıkçası. Sonra Furkan Kayaoğlu bağlamacı, gerçekten müzik öğretmenliği yapıyor. Bu konuda çok başarılı bir kardeşimiz. Bir gün bana şey dedi, ya abla gel sana bir albüm yapalım dedi. Nasıl olacak, annem de çok istiyor falan dedim. Ya benim arkadaşım var İstanbul'da dedi, ben arayayım şimdi onu dedi. Hemen böyle benim yanımda aradı. İşte o da tamam gelsin konuşalım. İşte nasıl yapacağız, repertuarı nasıl seçeceğiz? Ya birdenbire ben kendimi bu işin içinde buldum. Apar topar gittik biz Furkan'la İstanbul'a. Tolga Genç, müzik evi. O da çok değerli bir arkadaşımız, sanatçı. Karadeniz müziği yapıyor. Hem besteleri hem güfteleri var. Aynı zamanda da işte aranjörlük yapıyor. Onunla da konuştuk. Halk müziği türkülerini Furkan Kayaoğlu seçti. Yönetmenim oldu benim. Sanat müziğine de ben karışmıyorum abla, sen ne istiyorsan onu oku dedi. Böylece bu şekilde yola çıktık ama bir 3 sene kadar sürdü. O da niye o kadar uzun sürdü? Biz albümü bitirdik, çıkaracağız. 2 tane güfte yazarıyla bir sıkıntımız oldu. Birini bulamadık, biri vermekten vazgeçti. 9 tane şarkımız vardı. Çıkarınca 2 tane, 7 tane kaldı. Aranjörüm dedi ki yani ben bu 7 şarkıyla çıkaramam bu albümü. Ne yapacağız? Tekrar yeni bir süreç başladı. Hadi şarkı ara, türkü ara, ne yapacağız, ne edeceğiz? Bir sene daha uzattı tabii o. Yine bir 4 tane türküyü daha, türküyü, şarkıyı, Azeri bir türküyü aldık. Onların tekrar sazlara çalınması, yine işte aynı süreç tekrar yeni baştan başladı falan. Bayağı da uzun bir süreç aslında. Hani albüm deyip böyle hemen çıkan bir şey değil. O kadar evet, böyle detayları var ki ben de işin içerisinde görünce tabii biliyorsun, anlıyorsun. Ve onun için bir 3 sene kadar sürdük. Geçen Şubat ayında lansmanını yaptık. Tanıtım gecesinde Ayşe Taş, TRT sanatçısı, benim çok sevdiğim bir arkadaşım. O da zaten besteler konusunda bana yardımcı oldu. Onu aradım en nihayetinde, dedim. Yani ben kaldım böyle ortada. Bana bir yardımcı ol, ne yapacağım ben şimdi? Hemen dedi Faruk Şahin'i arıyorsun, çok güzel besteleri var. Hakikaten ondan 2 beste aldık, onu koyduk. Ayşe Taş da sağ olsun geldi benim tanıtım geceme. Çok güzel bir geceyle biz albümü tanıttık. Şubat'tan bu yana albüm ortada. Şimdi dinleyiciniz bol olsun diyelim. Teşekkür İnşallah ederim. Nice albümlere diyelim ve bir şarkı dinleyebiliyor muyuz? Bir şarkı dinleyelim.
saçları da bulutu. Ben onu unutmadım, o yar beni unuttu. Ben onu unutmadım, o yar beni unuttu. Evvel söyler gülerduk, sen gönlümde yar iken. Kimse sevda etmez o, bu ayrılık var iken. Evvel söyler gülerduk, sen gönlümde yar iken. Kimse sevda etmez o, bu ayrılık var iken. Karadeniz'e götürdü bizi. Evet. Bizim de köken Karadeniz olduğu için çok güzeldi. Tebrikler. İlk defa sizi böyle ilk defa dinliyorum ama harika bir sesiniz varmış. Çok teşekkür ederim. Zaten tekrar, bu türkü de aranjörüme ait. Dediğim gibi daha sonra bir arayışa girdiğimizde abla dedi her türlü müzik var bu albümde. Sanat müziği, halk müziği, hadi bir de Karadeniz olsun da, söyle benim parçamı da dedi. İyi ki demiş. Evet bence de çok severek okuduğum gerçekten. Bir de öğretti bana şu Karadeniz şivesi nasıl oluyor diye hepsini teker teker. O şekilde böyle bir türkümüz çıktı ortaya. Tekrar dinleyiciniz bol olsun diyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Mehmet Öntürk demiş ki, ben senden baharım olmanı istemedim ki, dalımda bir tomurcuk olsan yeterdi. Şimdi büyük şairlerin, ünlü şairlerin yaklaşık, yani en ünlü şairin bile 2-3 şiiri bilinir, hafızalara kazılır. Mehmet Öntürk dediğimde benim aklımda kazınan şiiri Anne. Ben onu isteyeceğim, sen ne okuyacaksın bilmiyorum. Yani o cepte bir, elde bir. Şimdi söz sende. Şiir mi okumak istersin? Kitapla ilgili bir şeyler mi söylemek istersin? Şimdi annenin öyküsünü isteyeceğim yalnız. Onu da istersen şimdi anlat. Annenin hikayesi nedir? Şimdi buradaki anne farklı.
Ama şöyle bir şey, ben şiire geçmeden öncesinde bugün biliyorsunuz birçok yere ateş düştü, şehitlerimiz var. Allah o ailelere sabır ihsan eylesin. Oradaki annelere, yani bizim armağan edeceğimiz bu. Tabii ki bir Fatiha'mızı, diğer duamızı mutlaka ederiz. Buradaki anne farklı bir şey. Benim yazdığım tüm şiirler, yazılar, denemeler vesaire. Belki çok böyle çok kendini beğenmiş olacak ama çok fazla sürmez. Yani o ilham gelir ve yazarım. Hatta en son tatildeyken bir boş masaların olduğu bir yer vardı. Onun resmini çekmiştim. O bende tınıydı. Sadece giriş şöyleydi. İşte yine aynı yerdeyim. O en son masada falan. Kaldım öyle. Ne yapacağım, ne ilerleyeceğimi bilemiyorum. Olacak ya. Orada o tatilde bulunduğumuz yerde çok güzel keman çalan birisi vardı. Yani kemanı ağlatan birisi. Hani böyle bazen olur birisi uzaktan tokatalar ya. Adam oradan başladı kemanla. Şey, İbrahim Tatlıses'in ne denir ona, bir şarkısı var. Çık gelebilirsem öyle bir şey olması lazım. O çalmaya başlayınca tak 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 döküldü. Bu anne şiiri de yazdım, bir yere kadar geldi, kaldı. Yani şiir gitmiyor. Tek şiirim budur, yani bekleyen şiirim gitmiyor. Olmadı. İçime silmiyor ama bekliyor öyle rafta. Sonrasında sadece yaklaşık 1-1,5 sene sonrasında kaldığı yerden çok güzel devam etti. Son dörtlüğe geldiğinde onu bitirmem gerekiyor. O zaman Allah rahmet etsin, rahmetli Yusuf Ayaloğlu sağdı. Finali güzel yapmamız lazım. Yusuf Ayaloğlu'na aradık. O zaman dedim ki abi böyle 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 bir şiir var. Bunun sonuna yine rahmetli Ahmet Kaya'nın Benden Selam Söyle şarkısının sonu. Orayı harmanlayıp oradaki mısraları falan yapabilir miyiz? Hay hay dedi. Ahmet Kaya'nın Benden Selam Söylesini aldık. Oraya koyunca böyle bir şiir çıktı. Bu kadar konuştuk. O şiiri okuyalım o zaman. Dinliyoruz. Fonu bekliyoruz ama. Bir fon. Evet, sen başta fon veriliyor. Anne. Anne, dört duvar içindeyim. Ne gecem belli, ne gündüzüm. Bir tek sabah ezanında anlıyorum gün doğuyor. Nelere gibi habersizce gün doğuyor. Burada hayatım bir duvardan öteki duvara tam 17 adım. Sabahları sayılıyorum. Sağdan sayıldığımda 4 numarayım. Solu sorma. İnayın. İnayın içeride herkes ya solcu ya sağcı. Kimse bana suçumu sormadı. Sorarsam ben siyasi suçluyum. Benimki siyasi değil anne. Sevgi suçu ağır ceza diye buraya attılar. Bir anlık hırs ve öfke. Sabır. Sabır sonradan geldi özür dilemeye. Geldi. Geldi de geç geldi. Burada saksıda bir çiçeğim var. Her gün meydanda hava almasam da güneş onu okşadıkça ben mutlu oluyorum. Bir de oltu taşından tesbihim. Her tesbih elim aldığımda ya sabır, ya sabır çekiyorum. Usuldendir, iki kişi volta atıyorsan diğerine sırt dönülmezmiş anne. Geceleri üstümü örttüğün anlar hayal oldu anne. Bir battaniyem var, benim kadar çile çekmiş. Hala duruyor mu duvarda sazım? Onu arada bir çıkart, tellerini okşa. Benim saçlarımı okşadığın gibi şefkatle okşa anne. Üzülür alır anne. Ne olur şefkatle okşa. İçeriden ne zaman çıkarım bilinmez. Yıllar saçlarımı ve yüzümü sertçe okşadı anne.
çıktığımda saçlarımı okşayan ne kömür karısı olmasa da okşayan. Özledim, özledim dağda, bayırda çılgınlar gibi koşmayı özledim. Ciğerlerimi delercesine koşmayı özledim, rüzgarla yarışmayı özledim anne. Bir de sıcak tarhana çorbanı özledim anne. Çocuklar, geliyor muyun anne bayram sabahları şeker toplamaya? Burada bayramları sorma, sadece çekilen çilede bir gün. Burada kimisi kitap yazmış, kimisi kağıt bulamamış, duvara yazı yazmış. Hepsine de aynı kara yazı yazılmış. Bana da sevdiğim bir mektup yazmış. Yazmış. Okurken ben bittim, yazarken o bitirmiş. Demiş ki, gözden ırak, gönülden ırak olasın. Böyle deyip bitirmiş. Şimdi burada günler mi biter, ben mi biterim, orası meçhul. Ranzanda geceleri yatarken baktığım bir resmi var. Gece rengindeki saçlarını omuzlarına savurmuş. Bir elini yanağına koymuş, gözlerle uzaklara bakan masum bir resim. Ben hep benim yolumu bekliyor. Bak nasıl da dediğim resim. İçim yanmaz mı ben o resme baktıkça? Yanar yanmasına da nasip der geçerim anne. Anne, benden selam söyle o nazlı sevgiliye. Hapismiş, uzakmış demiş birisine. Anne, benden selam söyle. Unutamadım, unutamadım anne. Parçaladın, mahvettin bizi ya. Ay harikaydı, çok duygulandım gerçekten. Ya işte. Bizim şairler yazdığımı da böyle yazıyor işte Mehmet Öntürk. Estağfurullah. Hani Eyüp Cüce demiş ki bir tarihlerde, bakmayın somurtup durduğumuza, güleriz memleket güldüğü zaman. Her ne kadar ağlatıyorsak da güleceğimiz zamanlar da inşallah gelir. Allah bileğine yüreğine zeval vermesin sevgili kardeşim. Şimdi Aysel Hanım, albüme gelelim yine. Yadigardı değil mi? Evet. Genç müzik, benim çocukluğumda bir genç müzik vardı. Yok. Bu genç müzik mi acaba? Bu sizin söylediğiniz İzmir'de, bu İstanbul'da. Yok, hayır hayır, İstanbul'daydı genç müzik. Erkan Ocaklı falan hep orada yapıyorlardı. Kasetleri yok yok, bu arkadaş eski. Zaten kendi de çok genç. Öyle mi? Evet. Tamam o zaman. Şimdi parçalar dikkatimi çekti. Sanat müziği var, halk müziği var, eşref var bizim gençliğimizin evet. türküsü. Ben çok severim o türküyü. Evet. İzmitli bestekarların da şarkısı var demiştiniz. Hangisi var mesela? Hilmi Kimler Gök, var? Hilmi Gök, kendisi sanat müziğiyle bestekar ve koro şefliği de yapıyor. 2004 yılında TRT'nin açmış olduğu Altın Beste yarışmasında mansiyon ödülü aldı bu şarkı. O zamanlar dernekte, Musiki Derneği'nde dinlemiştim ben bunu. Çok hoşuma gitmişti. Sonra işte Furkan'la bu albüm fikri oluştuğunda sanat müziğine ben karışmıyorum, sen yap deyince hemen aklıma o geldi. Dedim benim Hilmi Bey'i bulmam lazım. Kayıt'ta program yapıyorum ben. Baktım Hilmi Bey oturuyor masada. Dedim Hilmi Bey hemen. Böyle böyle dedim, bir fikrim var. Senin şarkını istiyorum, bana verir misin? Dedi ki al, hepsi senin olsun. Yani gerçekten çok işten yardım gördüm. İşte Hilmi Bey hiçbir karşılık beklemeden, Amir Ateş ona keza. Yine hiçbir karşılık beklemeden al istediğini okusun. Yani o destek gerçekten çok hoşuma gitti. Çok böyle duygulandırdı beni. Ve o şarkıyı okudum. Ben bakışların cennet değer. Ne güzel. Neler neler vermezdim sana ben gibi böyle. Çok sözleri de çok hoş. Klibi evet. Var mıydı o şarkının? Var, evet. Rejideki kardeşim. Bakışların cennet değerli, reklama gideceğiz ama daha henüz var. Sohbete devam edelim. Ben şey soracağım. Kocaeli'de mi oturuyorsunuz siz? Evet. Körfez'de oturuyorum ben. Körfez'de. Hı-hı. Çok güzel. Çok güzel. Çocuklarınızdan bahsettiniz. Yalnız bahsetmediniz. Eşiniz kaldı. Eşim? Emekli ama tekrar çalışıyor. O da İstanbul'da çalışıyor. Aslında bütün aile İstanbul'da. Eşim hafta sonları geliyor. Ben de zaman zaman gidiyorum. Orada bir ev kiraladık. Kendisi Tüpraş'tan emekli aslında.
Daha sonra işte çok çalışkan, böyle oturmayı sevmeyen bir kişi. Dolayısıyla yine çalışmaya başladı. Danışmanlık yapıyor şu anda. O şekilde, o da uç çalıyor. Ben de kanun çalıyorum bu arada. Bir araya geliyoruz böyle, meşk ediyoruz yani beraber. Harika, harika. İşte o bir araya geldiğiniz günlerin birinde, yani o meşklerin birinde biz de yan taraftan kahve içebiliriz. Evet. O tekliflere hiç kızmam ben. Öyle mi? Yani kendini zorla davet ettirmek diye buna dönüyor. Ay, çok sevinirim aslında. Hani bu arada benim, yani Mehmet Öntürk kardeşim de şahane bir şiir okudu. Ay, evet, ne gerçekten. Kadar ya, ben de bir soru da ben size sorayım. Buyurun. Nasıl bu ilham geliyor ya? Yani bize niye gelmiyor kardeşim, hep size geliyor bu ilham? Şimdi bana bu soruyu... Ben de yapmak istiyorum ama gelmiyor bir türlü. Şimdi bana bu soruyu, Osman Saraç kulakları çınlasın, Kocaeli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri davet ettiler bizi, gittik. Tabii yine böyle sorulu cevaplı sohbet şeklinde. Dediler ki ya nasıl şiir yazıyorsunuz, hani ilham evet, sizin sorunuzu. Evet, harika, hem sizin şiirlerini sevmemek değil. Valla şimdi bazıları ilhama sarılır, ilhama sığınır. Ben kendi adıma konuşayım. Ben ilhama değil, elhama sığınıyorum. Besmele çekip kalemi alıyorum, yazıyorum. Bitti mi elhamdülillah diyorum. Ne çıktıysa bahtımıza. Tabii hemen hani çayın bir demlenme süreci olduğu gibi şiirin de bir demlenme süreci var. Şiir yazdıktan sonra bir iki gün bakmıyorum içine. Daha sonra baktığımda eksiği, gediği, hatası varsa onları tamir edip buyurun diyorum önünüze. Evet. Mevla ne derse o olur. Bu da kimi bir yetenek tabii, tabii. Allah tarafından verilen bir yetenek. Yani herkes tabii, tabii. Yapamaz. Yani şimdi az önce Mehmet kardeşimiz şeyi anlattı. Çok etkilenmiş o keman tayı. Yani şey, bir başkası onu öyle dinler geçer. Ama ya, sizin nasıl etkiliyor? Hani gönül telinize nasıl dokunuyor? Kemanda bu kadar yaptınız bunları. Vallahi ben şaşırdım kaldım gerçekten. Programın ikinci bölümünde Şair Farkı diye bir şiirim var. Onu okuyacağım. O size anlatacak yani şairle yazarın farkını sanıyorum. Şimdi Mehmet kardeşim, öykü kızımız ne alemde? Valla şu anda... Bir parantez, şimdi Mehmet kardeşim 1,5-2 yıl önce evlendi. Yok, ne yaptı? Kaç yıl oldu? 2014. 4 yıl oldu. Yani 1 yıl için kavga verdi. Bu zamanlar unuttunuz sanırım. Düğününe de gittik. Şimdi minicik bir bebeği var, öykü kızımız var. Yani bizim kızımız oldu artık. Evet. Biz Mehmet'i tanıdıktan sonra kardeş ettik, o da bizim yeğenimiz. Bahsedebilirsin, selam gönderebilirsin. Ah, vallahi olsa da öpsün. Saç baş yoluyor mu? Küçükken daha 1,5 aylıkken sinirli bir bebekti. Saçını kendi saçını yoluyor. Yani istediği bu artık böyle bir, ne istiyorsa olmayınca. Şimdi artık bizim saçımızı başımızı yoluyor. Ama yolsun, çok güzel. Şimdi o zaman reklama birkaç dakika var. Senden bir şiir alalım. Daha sonra Aysel Hanım'ın şarkısıyla reklama tabii gidelim. Olur değil mi? Tabii. Şiir veya mesin senin belgesinde yazılarında çok evet, güzel. Şimdi Aysel Hanım dediği şey vardı. Nasıl ilham alıyorsun? Nereden geliyor? Evet. Ona böyle tak hemen cevap verecek bir esas olan. Sen de benim gibi izlediği filmin kahramanını, dinlediği şarkılarda kendini arayanlardan, okuduğu kitaplarda hayal dünyasında yaşatıp sonra hüsrana düşenlerden misin? Bunun bir film, bir şarkı veya saman sayfaları kahraman olduğunu geç anlayanlardan mısın? Al yazmadım selvi boylumu defalarca izleyip can alıcı son sahnesinde Kadir abinin kan çanağı olmuş, ağladım ağlayacağım diyen bakışları, gözlerine defalarca sayfalarca şiirler yazacak Türkan Sultan'ın sevgi neydi dediğinde, Kadir Nalan'ın tutsam ellerinden dediğinde kendinden geçenlerden misin? Issız adamı 20 küsür kez izledim. Alper'in korkularına kendi korkularımla yüzleştim. Aşktan kaçma bahanelerinde ben vardım. Adanın sevgisindeki vefada, finalde o pasaj girişine karşılaştığımda, yıllar sonra yaşadıkları pişmanlıkta her ikisi de oldun mu benim gibi ve mutlu muyum işte yalanlarını gözlerine baka baka söylediklerinde, her ikisi de ciğerim yanıyor be, ne mutlusu diyenlerden misin? Tam bu kadar yeter dersin, sonra birisi çıkar, dandik bir incirden yapılan reçelden film yapar. Sen sabahları iğrenç tadına rağmen incir reçeliyle kahvaltı yapmaya başlarsın. Sırf ne güzel içiyorlar be aşkla diyerek şişenin dibini görebilmek için tekila muhabbetine sararsın. Ağzına içki sürmemişsindir, tekila içme kültürünü esas olan ve kızdan öğrenirsin.
dokunmadan sevmenin, onu kaybedeceğini bile bile her gün dolu dolu yaşamak için uyku saatlerini kısaltıp bu ciğeri beş para etmez dünyada uykuyla zamanımı öldüreceğim diyerek onu bir saniye bile fazla görebilmek için çaba harcayanlardan mısın? Ve filmler biter, finalde sağlam bir jenerik müzik çalar, sırtının yanması, gözlerinin dokunsan ağlayacak hali, ağzına kadar dolmuş kül tablası ve üstündeki ölü toprağıyla kendine gelirsin. Balkona çıkar, içtiğin sigaralar yetmiyormuş gibi bir tane daha yakarsın, şehrin ışıklarına Kadir İnanır bakışı atıp, Alper'in pişmanlıkla konuşamaklarını kendince mırıldanıp, incir reçelindeki esas oğlanın asi yanıyla geceye bağırarak seni yeneceğim olan İstanbul tiplerine girip tüm sevdiklerimi, güzelliklerimi aldın sana dersin. Karşıda oturan ve hep geceleri balkonda olan amca ne bağırıyorsun lan yat zıbar der, kendine gelirsin ve film bitmiş olur, son olur. Böyle harika gibi. Harika, süper ya. Şimdi zaman zaman söylerim, şimdi boyda, posta ve yakışıklılıkta tek rakibim Mehmet Öntürk'tür her zaman. Şimdi ah onun boyundayken, ben onun boyundayken hiç olmadı ki öyle bir şey. Mehmet çok tebrik ediyorum. Yani tebrik az geliyor da idare eder bu kadar. Şimdi Aysel Hanım'ın bir klibiyle reklama gideceğiz. Şarkı dinleyerek gidelim reklama. Reklamlardan sonra bizden ayrılmayın. Vermezdim ben, vermezdim ben. Neler,
neler neler vermezdim ben, vermezdim ben, vermezdim ben, vermezdim ben. Kaliteyi gardırobunda taşımak isteyen erkeklerin tek adresi Bagimen. Bagimen, şıklığın ve kalitenin anlam kazanmış hali. Bagimen. Siz de erkek giyimi için bir adres arıyorsanız Bagimen'e uğramadan karar vermeyin. Giy ve kalitenin farkına var. Bagimen. Adres İnönü Caddesi, Ömer Ağa Mahallesi, No 156'ya B, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 322 2892. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpen Sineklik PVC Plastik Doğramadan sağlanır. Pilise Perde, Pilise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum korkuluk ve alüminyum doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu, Derbent ve Nusret'in şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Atmaca alçı yapı.
Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca Alçı Yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe önce olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. LÖSEV hayat verir. ...2009 yılından bu yana hizmet veren Ayşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Ayşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocakbaşı'na bekliyoruz. Hasreti kalbime koydum, bir ömür boyu ah çeker miydim?
çeker miydim hiç? Sakın ha şairleri sıradan insan görme. Çünkü onlara ölüm bir tatlı oyun gelir. Açlar varken şairin baş düşmanıdır gurme. Her lokması bir kalbe döşenen mayın gelir. Ufacık bedenlerde dağ gibi kalp taşırlar. Küfrederler zalime, korkmazlar, bulaşırlar. Kalemi mahmuzlayıp dağ bayır dolaşırlar. Heyhat, üzerlerine dört koldan hain gelir. Kalkar gece yarısı birkaç mısrağı karalar. Kendini unutur da el derdini sıralar. Bir çocuk hıçkırığı bin şairi yaralar. Hayat bir giyotine sokulmuş boyun gelir. Göremezsin şairde bal akıtan kurnayı. Sen avlarsın, şairse şiir yapar turnayı. Davul gördüğün zaman hatırlarsın zurnayı. Şairin aklınaysa ağaç ve koyun gelir. Dize dikil Nemrut'a, İbrahim'i öv gitsin. Tarafsızım diyeni etrafından kov gitsin. Şiir boş iş diyene hiç çekinme, söv gitsin. Nasıl olsa mahpusta bir demli çayın gelir. Sevgili dostlar, geceye mısra düştüğü kaldığımız yerden devam ediyor. Şiirlerle, şarkılarla. Biraz önce Aysel Demircan'dan çok güzel bir şarkı dinledik. Şimdi sohbetle biraz devam edelim. Mehmet'le devam edelim. Yeni kitap dedin ama buna ikinci baskı olmadı galiba. Olmayacak da. Yani şu anda düşünmüyorum ama çünkü onu çıkartıp öyle devam etmek istiyorum. Yani bar şu an bitti zaten. Bana şans dile. Miydi? Yani, o kitap hazır. Yani bugün yani, şöyle bir şey. Biliyorsun yıllarca kitap çıkartmadık. Kitabı çıkartmak için çıkartmak hiçbir zaman istemiyorum. Tabii. Yoksa o hazır, yoksa şiir kitabı hazır, öyle bakarsam var. Ama ben içime sinmesini istiyorum. Evet. İnşallah işine sinecek. Zaten kitap fuarına çok fazla kalmadı. 7-8 ay kaldı. Evet. İnşallah yeni kitap fuarına. Bu arada ben de kendi reklamımı yapayım. Yeni kitap fuarına inşallah iki kitapla gireceğim. Bir roman ve bir şiir kitabı. Oh. Şiir kitabının adını verebilirim. Diğerinin adını vermiyorum. Ağaçlar ekmek açsa dedik. İnşallah bir gün ağaçlar ekmek açar. Olur mu? Nasrettin, hep Nasrettin Hoca Gölemaya çalacak değil ya. Evet Aysel Hanım, şimdi albüm çıkalı ne kadar oldu? Şubat ayında çıktı albüm. Mart, Nisan mı? 6 ay falan olmuş. Yani çıktı. Çok güzel. Akıbeti nedir? Satışlar ne durumda? Satış, valla İstanbul'da Mert Müziği'den çıktı albüm. Onlar ilgileniyorlar. Bilmiyorum daha satışa sundu mu, sunmadı mı zaten. Albüm satışları çok da yok. Yani biz zaten, ben bunu zaten illa hani bir satış olsun, para kazanayım diye yapmadım. Bu adı üstünde yadigar işte, çabuk çocuğa bir şeyler kalsın benden. Öldükten sonra dinlesinler dedim ama daha bizim olan dinlemedi bu albümü. Ciddi misiniz? Evet. Buradan işte bir Kadir İzin bakışı atalım ona da. Evet. Kızım gene biraz dinledi ama. Oğlum ne bileyim iş güç herhalde, kendi işi gücü böyle uğraşırken çok fazla fırsat bulmuyor. Bir de gençler şimdi sanat müziğini pek sevmiyor. Evet yani çok üzgünüm ben o konuda. Ben koroda yönettiğim için, şeflik yaptığım için istiyoruz ki böyle gençler gelsin korolara. Bizden sonra birileri de bu müziği devam ettirsin. Türkülerimiz zaten ölmez. Onlar çok güzel şeyler. Sanat müziğimiz de bir şekilde, hani amatör korolar olmasa yani zaten televizyonları falan da izleyemiyoruz yani şöyle sanat müziğini. Diyoruz ki hani hiç olmazsa gençler biraz korolara gelirse amatör korolarda biraz daha böyle yaygınlaşır, severler, bizden sonra onlar devam ettirir diye düşünüyoruz. İnşallah olur, emelinize nail olursunuz inşallah. Anlatımınızdan anladığım kadar yeni bir albüm olmayacak galiba. Şimdi yadigar dediniz, şimdi yadigardan sonra en azından duygusala bağlanmayacak mı yeni bir albüm? Yani ticaret demeyeyim de ikinci bir albüm olmayacak mı? Yani şu an çok düşündüğüm bir şey değil. Zaten albümü bahsetmiştim ya, annem çok arzu etmişti diye. Ama annem bu albümü dinleyemedi, rahmetli oldu
Allah rahmet eylesin. Bir buçuk sene önce Nur içinde yatsın. O yüzden böyle hafif burukluğum da var benim. Yani hani albümü çıkardık, güzel bir şey. Çalışmalarımızın ürünü ama işte böyle hep arzu ettim, yetiştireyim bir an önce. Yani annem zaten uzun süre rahatsızdı, yatıyordu. Ama olmadı. Ama bu albümden önce ben böyle kendi kendimize amatörce bir CD yapmıştık bir arkadaşla. Onu dinledi. Yani hiç olmazsa öyle bir tesellim var. Evet, evet, evet. Şimdi anneler evlatlarının her başarısıyla iftihar ederler. Evlatlar da annelerin böyle anne veya babaların, ebeveynin diyeyim, evlatlar da ebeveynin çok parlak taraflarını görmek isterler. Hani biraz toparlarsak çok sevdiğim bir laf vardır. Der ki, baba evladına para verir, hem baba sevinir, hem evladı sevinir. Evet. Evlat babaya para verir, hem baba ağlar, hem evlat ağlar. Çok güzel. Allah o duvar düşürmesin diye. Evlatlarımızın bizim de evlatlarımız da iftihar etmesini hep sağlasın diyelim. Şimdi Mehmet Öntürk, şiir zamanı. Şöyle yapalım. Sözlerden. Evet, evet. Öyle sözlerden. İçerisinden böyle farklı farklı yerlerden sözler seçelim. Baştaki mesela kitabın. Senden sonra kimseyi sevemem diyenlerden olma. Sev. Sev ki bizim yaşadığımızın sadece sevgi olmadığını görebilesin. Gidişini seveyim senin sevgilim. Bir insana aşk bu kadar mı yakışır? Gelişin gibi, gidişin de mıh gibi aklımda. Ben seni aşktan sebeplerden severken sen sudan sebeplerden gittin. Gidişine de eyvallah der seversin. Neden gittiğini öğrenince gidişine de söversin. Özünü kaybetmişsin. Öznen nasıl olsun? Sıfatına aldandın. Sıfatsız çıktı. Çok güzel ya, süper. Biz seninle gelsek en fazla yan yana bir şiirin ayrı ayrı mısralarında geliriz. Dudaklarından çıkanı ilk önce kalbin işitseydi, dudaklarına iş düşmezdi. Başını öne eğmedim ne senin ne de bize dair hiçbir anın. Üzülme, gidişin de dik olur. Ben hayal kurardım, sen yıkardın. Söylediklerimi hiçbir zaman anlamadın. Yazdıklarımı oku. Sana söylenmeyenleri ciddiye al ve anla. Bir insanın koşulsuz ne kadar sevilebileceğini gör ve kahve. Gelen gideni aratır diye korkutmuşlar bizi. Korkma çocuk, korkma, sev. Gidene bin şükür ettiğin günler çok uzakta artık, dün oldu. Gelene çok şükür diyeceğin gün pek yakın, hemen, yarın. Sevmekten korkma çocuk. Gelen gideni unutturur belki. Son bir tane de bir sayı söyleyeyim Aysel Hanım. 3. O kadar değil, biraz ortalardan söyleyeyim mesela. Ortalardan derken? Evet, bir rakam söyleyeyim. 15. Bakalım. Çok ortaya gelmedi. Evet. 15 pek orta olmadı ama bakalım yine. Ben kitabı düşünmeden öylesine söyledim. Bu dörtlük de böyle yokluk zamanları olur ya, o zaman yazılmıştır. Arabesk takılıyor. Şimdi artık eskisi kadar sana şımardığım gibi şımarmıyorum. Öylece arabesk takılıyorum kendimce. Bakkaldan 100 gram peynir ver derken bile hüzünlü sesim. Bir tek bu havaların iyi yanı ağladığını görmüyor kimse. Yağmurla karışık sağanak ağladı. Ay, hepsi harika. Yağmurla karışık sağanak ağladı. Bu lafları nereden buluyorsunuz Allah aşkına ya? Böyle hani herkes biliyor bu kelimeleri ama bunları yan yana getirip de böyle muhteşem dizeler. Şimdi sabah bir köşe yazarın şeyi vardı. Şeyin kitabın da adını vermeyelim, yazarın da adını vermeyelim ama ben söylediğim vakit gündemde kitapları takip edenler bilecektir.
bir kitap var son zamanlarda çok çok satanlar içerisinde vesaire. Bakınca diyorsun ki aynı bizim gibi anlatmış diyor. Yani kelimeleri öyle kurulduğu için yani ikili ilişki öyle süslenmiş kelimeler değil. İki ilişkileri diyalog gibi. Ama gel gelelim ki geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Ablamız Eyüp Cücelerin örnek veriyorum. Arzu Ağaç'tan, Saraç'tan, şuradan buradan ne bulduysa almış toparlamış. Hop karıştırınca evet. Çok satanlar içerisine girebiliyoruz. Yani bazen öyle şeyler oluyor ki hani abi de utanmadan arsızca diyor ki abi bir şeyin bir yazının altında benim adım var diye onu ben yazdım sayılmaz ki diyor. Utanmaz bakar mısın? Tabii ki bir de o da var. Onun için hani çalmakla esinlenmek arasında böyle bir çok 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 ince bir çizgi var. Hani esinlenmek başka bir şeye giriyor. Ben mesela Eyüp abinin benim de şeyde burada hazır. Mesela arşivim vardır. Arşivde daha sonrasında okunacak yazılı şey üzerinde çalışacak şeyler vardır. Burada mesela benim Eyüp abinin bana fuarda anlattığı bir hikaye vardır. Onu not almışımdır buraya. O bir kitap olacak hikayedir. O bilmiyor. Bende o hikaye. O kitap olacak bir hikayedir. Mesela notlarım arasında bir akşam yolda giderken saat gecenin 11:30-12'si çok çok soğuk ama ben arabanın içerisindeyim. Isıtmaya çalışıyorum kendimi. Üşümüşüm. Dışarıda baktım. Çöp çocuk. Yani ortada böyle çöpleri toparlıyor, karıştırıyor, geçimini sağlamak için. Onu görüyorsun. Mesela ben notumu almışım. Nasılsın? Hiçbir şeyim yok. Diye bir cevap alabileceğin birisi. İşte böyle notlar alıyorsun. Mesela kaderimiz bir değil ama kederimiz bir. Diye bir söz var. Onu mesela üzerine gideceksin. Yani böyle şeyler not alıyorsun, üzerine çalışınca ortaya çıkıyor. Evet, tabii sizin bakış açınız çok farklı oluyor demek ki. Ne güzel değil mi? Kaderimiz bir değil ama kederimiz bir. Şimdi, şey de çok önemli, lafınızı unutmayın. Ya bunu okumak da, yani siz için mesela ne kadar güzel, siz de öyle. Hani okurken böyle insanın ruhuna işliyor. Ben okusam öyle olmaz. Ya ne bileyim, hani bunu okumak da bir mesele. Hadi yazmadan vazgeçtim. O şiir okumak da apayrı bir şey. Tabii şimdi ben Necip Fazıl'dan Sakarya şiirini dinlediğimde 80'li yıllardı canlı dinlediğimde tabii dıştan tebrik ettik, alkışladık, hürmet ettik ama içimden dedim abi sen yaz ya okuma ya sen okuma bunu ya. Nazım Hikmet işte var videoları. Ya yaz geç okuma sen. Şimdi şiir okumak apayrı bir şey. Şimdi Mehmet Öntürk özellikle serbest şiirleri bambaşka okur. Evet. Ulusal ünlülerden mesela İbrahim Sadri. Ya adam düz yazı öyle bir okur ki ya bu şiiri kim yazmış dersin. Evet. İyi bir gırtlak, iyi bir ses tonu, diksiyon zaten çok önemli. Evet, yani iniş çıkış falan onlar da çok önemli. Tabii yani bazı yerlerde işte. Şu var, biraz şiiri sevmek lazım. Hı. Yoksa şiiri sevmeden, yani sevmediğim şiiri ben ebedi okuyamam, beceremem. Çünkü sevmiyorum ya, yani sevmediğim bir şiirse. 2 yıl önceydi sanırım Malatya Kitap Fuarı'nda. Öğrenciler gelip gidiyor. Şimdi iki kız yan yana. Tipinden belli ki zengin züppesi, zenginleri tenzih ediyorum, iyi niyetli zenginleri. Geçerken kız benim kitabı aldı eline baktı. Dedi şiirmiş dedi, koydu masaya. Ne oldu dedim şiir olunca kızım. Ben şiir sevmem dedi. Önemli değil dedim, şiir de seni sevmiyor zaten dedim. Kız böyle yerinde bir çakıldı, bir durdu. Şöyle bir döndü baktı, yüzünde 7-8 rengi bir arada gördüm. Şiiri sevmek meziyet evet. değil. Ama şiiri seversen şiir de seni sever. Yıllar önce demiştim bir şiirde ben okuyayım. Lafı oraya bağlamak istiyorum. Şimdi Yüzce'de bir öğrenci yurdu var. Orada çalışan bir şair arkadaşımız var. Ona da buradan selamlar olsun. Özelden yazmış bana. İzliyoruz ama mesaj yazacak durumda değilim demiş. Sevgili ismini de söylemeyeyim. Nuray Akşit. Bütün öğrenci arkadaşlarına sana selam olsun. Çay şiirini istiyorum demiş. Şiirin adı Kral Geceler ama çay şiiri diye kaldı. Hatırlarsın. Gençlik yıllarımın bir şiiridir. Tabii sonradan kaleme alınmıştır. Evinizin sokağında turlardım. Bir aşağı bir yukarı. Ayaz olurdu geceler. Sigara yakardım çok zaman. Kırağlar düşerdi. Kasket takmadığım için yüzüm üşürdü. Saçlarım üşürdü. Bıyıklarım üşürdü.
aldırmazdım pek. Babam 4-12 vardiyasından gelecek, ona yiyecek bir şeyler hazırlayacaktın. Yani mutfakta olacaktın, yani ışığı yakacaktın, yani tam karşımda olacaktın. Yolun karşısında ben elimde çakmak, mutfakta sen elinde çakmak. Ulan kahpe şey derdim, yavaştan alsana demini. Olur ya elimdeki sigaranın ışığından belki fark eder, belki balkona çıkar, belki fark eder beni. Ne gezer, çay demlenmekten, ben beklemekten hiç usanmadık. Işığınız sönene kadar beklerdim, oradan doğru sabahçı kahvesine. Babam sabah namazına gitmeliydi ki eve girerken görmesin beni. Burada da o kahpe çay, o oyun bozan çay. Kahveci bulduya bir sessiz toy, boşu al, 2 dakika sonra hemşire çay diyerek doluyu koy. Hayıflanarak derdim içinden, yuh be, tez demlendiği gibi ne tez bitiyor bu kahpe. Ne günlerdi be. Kaç kırağı gece turladım sokağınızda bilsen. Kaç gece ışığınız söndü, kaç gece bıyıklarım dondu. Şimdi de geçiyorum sokağınızdan. Şimdi de ışık geliyor mutfağınızdan. Yolun karşısında ben elimde çakmak, mutfakta sen elinde çakmak. Çay şimdi de kahvelik ediyor. Benim saçlarıma kırağlar düşerken senin demlediğin çay kocana gidiyor. Dedim, kapattım. Bazen ter basıyor böyle. Bir de bu ezberinizden çıkmıyor mu yani? Ben ona da çok şaşırdım. Ezber okuyorsunuz. Şimdi ezber, şöyle diyeyim. Ben şiir ezberlemek için hiçbir gayretim olmaz. Beğendiğim şiiri bir okuduğumda mutlaka aklımda kalır. Kıtası, uzunluğu hiç önemli değil. Bunu kibirden Allah'a sığınarak söylüyorum. Bu belki bana mahsus bir şeydir. Evet. Uzun, yani 10 kıta bir şiir olsun. Beğeneyim yeter ki hoşuma gitsin. Mutlaka burada bir yerlerde kalıyor. Evet. Bir gün sohbet esnasında diyorum ki falanca şair şöyle demiş. Fişmanca şöyle demiş. Bu buraya kazılıyor. Ama bunu hafızaya almak için özel gayret sarf edersem bu defa okurken onu yapamam, okuyamam. Çünkü o şey içten, yürekten evet. gelen bir şey. Buralardan bir yerlerden geliyor. Oraya nasıl gidiyor ben bilmiyorum artık. Harika. Evet, çok güzel gidiyor. Şey gibi bu bizim şarkıları ben de mesela ezberlerim. Unutmam onu böyle. Yani repertuar konusunda. Ama o şarkıyı şiir olarak okumak çok zordur mesela. Yani onu hep böyle şarkı gibi mırıldanmaya çalışıyorsun. Öyle bulmaya çalışıyorsun sözlerini. O da başka bir şey yani. Şimdi şiiri unutmuyorsunuz. Şiir çok önemli ve zor iş. Zor iş. Şiir zor iş değil. Şiir güzel iş. Çok güzel. Çok güzel iş de yani. Yani ben hayran oldum her ikinize de böyle. Yani okumanıza, yazdığınız şiirlere gerçekten onun için hani bana göre zor iş tabii ki. Şimdi zor olması kıymetini artırıyor biraz tabii, da. Tabii. Şimdi ben Necip Fazıl Kısakürek'le sağlığında tanışmıştım. Daha doğrusu toplantılarına gitmiştik. Gençtik o zamanlar. Bir defasında demişti ki konuşurken böyle bize çocuk diye hitap ederdi. Bak çocuk dedi. Yazarla şairin farkı ne bilir misin? Bir sokakta bir yangın düşün. Yazar geçer. Yangına bakar. İşte evde kaç kişi yanmış, özür dilerim. İşte ev nasıl yanmış falan böyle gördüğünü anlatır. Şair o yangının arka tarafına geçer. Evde ölen var mı? Bu yangın neden çıkmış? Kaç can yanmış? Bunları yazar. Şairin yazdığı o yüzden kalıcıdır. Şimdi yazarın bir romanını bir defa okudunuz, dolaba koyarsınız. Bir daha okumazsınız. Ama bir şiir kitabı elinize aldığınızda, yani şiir hoşunuza gitti. 10 gün sonra bir daha alırsınız, bir daha okursunuz. Evet. 20 gün sonra. Çünkü şey diyeyim, eskimez yani. Şiir eskimiş. Evet. Nerede kalmıştık? Aysel Hanım'la kalmıştık değil mi? Böyle zamana da bakıyoruz, daha zamanımız varmış. Şimdi yeni albüm yok dediniz. Türk Halk Müziği'nde burada koro şefli falan yaptınız veya burada koro, Türk Halk Müziği korosu var mı Kocaeli'de? Var. Var, çok. Kenan Hoca var. Kenan Serhat İnce. Çok var. Çok başarılıdır, gençtir. Yaklaşık 3-5 yıl sonrasında çok çok sağlam sesler getirecektir Türkiye genelde. Şu anda getiriyordur da Kocaeli'nde Kenan Hoca birdir. Büyükşehir Belediyesi'nin. İzmit. Ha, İzmit Belediyesi. Ama her ilçenin var Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği. Yani belediyeler Allah'tan çok destekliyor bu tarz şeyleri de. Onun için bu müzik yaşıyor, devam ediyor.
Var, halk müziği var, sanat müziği var, çok yani. Ne kadar güzel. Yani, öğretim görevlisi olarak da üniversitede ders de vermeye başladı. Genç bir arkadaş, 30'larında. Çok güzel ya. Yani halk müziği hocaları da epeyce fazla, sanat müziği de. Yani bu işe gönül vermiş kişiler de çok, Kocaeli'de oldukça fazla. Harika. Yani Kocaeli de bu konuda iddialı. Siz de tabii içindesiniz. Ne kadar yani, güzel. Tabii yani içinde olmaktan gerçekten çok büyük onur duyuyorum. Yani bu müziği yapmaktan çok da seviyorum yani gerçekten. Zaten karşıdan gören ne kadar çok sevdiğimi hissediyor. Çünkü bir şekilde dışarıya yansıyor yani o. O yüzden çok evet. Mutluyum müzik yaptığım için. O ortamlarda olduğum için ve herkese de bunu tavsiye ediyorum. Yani herhangi bir hobi, müzik olur, resim olur, heykel olur, yani ne düşünüyorsa. Ve hele ki emekli olduktan sonra gerçekten insanın rehabilitasyon merkezi gibi bir şey diyorum ben. Evet. Yani korolara rehabilitasyon. Çünkü insanlar iki saat boyunca var ya, benim eşim öyle derdi. Çok yoğun çalışırdı. Diyordu ki, iki saat hiçbir şey düşünmüyorum. Ne iş, ne başka bir şey. Kafam boşalıyor, öyle gidiyorum eve. Yani gerçekten bir de koroda şarkı söylemenin insan sağlığı üzerinde çok inanılmaz iyi etkileri var. Uzmanlar da böyle. Mutlaka öyledir. Yeni çevre ediniyorsun, işte müzik yapıyorsun, o çevreyle başka taraflara taşınıyor. İşte yemektir, gezidir, ailece görüşmedir falan. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Şimdi Yahya Kemal'in de sanırım diyor ki, bazıları anlamaz bizim musikimizden ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. Harika. Evet, Mehmet Öntürk kardeşim, biraz da ıslak ekin kokulu kız. Evet, ne geliyor şimdi? Ne gelsin? Ezberden de gelebilir. Ezberden? Oradan da gelebilir. Ezberden o da olur. Hep hikaye dostlar biliyor da yine söyleyelim. Hiç içmeyen birisi olarak. yazılmış bir şiirdir bu. Hatta bu şiirde yıllar yıllar öncesinde, bilmiyorum hala yaşıyor mudur, sağ mıdır, yaşıyorsa sağsa Allah sağlık versin. O zaman müdürü, fuar müdürü okuduğum için içerisinde alkol geçtiği için şimdi Yusuf Ayrol'undan Ahular Rıza'yı okuyup peşinde bu içerisindeki şişelerdeki aşk şiirini okuyunca sonraki haftalardaki sözleşmeyi iptal edip bizi sahnede indirmişlerdi. Alkol çok okuyorsun. Ben hiç içmeyen bir insanım ama işte o insanların da içen her zaman saygım var. Ne ruh halinde olur? Onları da anlattığımız şeyler var. Şişelerdeki aşk diyelim o zaman. Hani sen çekip gittin ya. Kendince tüm hesapları ödedin. Ucu yanmış bir resmi de bahşiş olarak bıraktı. Ey gece gözlerine bakıp 1.70'lik bitirmeye tek bahanem. Ben alışkın değilim böyle kahpece terk edilmeye. Alışkın değil dünyam lisel aşklara. Ben Yılmaz Güney filmlerle bilirim. Aşk dedim mi aklıma Yusuf Ayrol bile. Sevdiğini uzaktan severken bile üstüne titreyen adamlar yani. Hep çatık kaşla baktım aşkla gelene. Bu da gelir, yüreğimde dinlenir, yorgunluğu üzerinde kalır diye hep bir yanım hüzünlü gecelere hazır bekledim. Sen şimdi alıp başını gittin, beni bir başıma bir of çeksem bin ses işittiğim boş odalarda bıraktın. Beni bilirsin, ağlamayı bile beceremem. Bazen sözler gelir ardından. Sayıp söylemek için dudaklarıma kadar gelir, yumruk olur, sesim çıkmaz. Dibi görünen şişelerde arıyorum artık seni. Meyhanede kimse seni tanımıyordu ilk zamanlar. Şimdi kime sorsan seni bana getirir. Sendelen bedenimle gecenin bir yarısı boş sokaklarda ayın tepsi olmuş haline bakıyorum. Parmağımı üzerine getirsem, bastırsam ezilecek kadar küçük yani. Düşün. Ay parmağımda ezilecek kadar küçükse bu yandan çaplı koca dünya dedikleri avucumda
un ufa olacak kadar küçüktür yani. Hani olmaz ya, boş bulunup düşünürsen beni, nerede, ne yapıyordur diye meraklanma. Şimdilerde dinlediğim tek şarkı Ferdi'den Emma. O da içinde bir kadeh rakı geçiyordu. Harikaydı. Aysel Hanım, şimdi reji şarkı istiyor. Bir şarkı dinleyelim. Verelim şarkıyı arkadaş. Biraz da müzik şarkı bir değişsin biz de burada mest olalım. Doğru karım çemberde, baktım uzun
günlere de harikaydı. Sesinize, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Çok güzeldi. Şimdi sevgili dostlar, programın kapanışı daha var da, şimdi programa gelirken eminim selam isteyen olmuştur. Selam bölümünü de halledelim unutmadan. Kime göndermek isterseniz buyurun. Evet, bütün koradaki arkadaşlarıma paylaştım ben çünkü. Hepsi önce tebrik etti, sonra başarılar diledi. Hepsine selam olsun buradan. Dört koronun bütün arkadaşlarıma. Eşime, çocuklarıma. İsim de söyleyebilirsiniz. Önder Demircan, Pınar Demircan. Onlara da çok selam olsun burada. Tüm sevenlerimize, herkese. Ben bu arada şeyi de söylemek istiyorum ya. Bu şehitlerimiz için de gerçekten bugün çok çok üzüldüm. Yani bir anne olarak, tabii belki annelerin duyguları daha farklı oluyor. Biraz empati yapınca da böyle gerçekten içim sızlıyor, çok üzülüyorum. O çocukları o yaşa getirmek ayrı bir sıkıntı. Yani anne olarak Allah kimseye evlat etsin, göstermesin. Şehitlerimize buradan rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına da sabır diliyorum. Yani başka da diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Bunu da söylemek istedim ben. Evet, şehitlerimize bizler de rahmet diliyoruz. Mehmet kardeş, kardeşinin senin de duygularını alalım, selamlarını alalım. Vallahi selam söylemeye kalkarsak bitmez. Ben tüm dostlarıma, sevdiklerime, aileme selamlarımı iletiyorum. Onlar da zaten biliyorlardır. Şimdi ben her ikinize bu vesileyle programa ayağınızın tozuyla ama yüreğinizin iziyle geldiniz. Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Programın sonlarına yaklaşıyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. İnşallah bir başka zamanda yine aynı stüdyoda yine birlikte oluruz. Yine hasbihale kaldığımız yerden ediyorum. Devam ediyorum. Beni kabul ettiğiniz için TV262'nin tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Size özellikle çok teşekkür ediyorum. Mehmet kardeşimle de tanıştığım için çok mutlu oldum burada. Teşekkür ediyorum. Ben tekrar hepiniz, ikinize de teşekkür ediyorum. Şimdi ben bir şiir okumak istiyorum müsaadeniz olursa. Daha sonra Aysel Hanım'ın şarkısıyla programa veda edeceğiz. Evet, sevgili dostlar, sevgili şiirseverler, her zaman olduğu gibi deryanız şiir, limanınız sevgi, menziliniz dostluk olsun diyorum. Bu şiirle veda ediyorum. Daha sonra şarkıyla veda edeceğiz inşallah. Her sabah, her sabah kurulmuş gibi aştan önce sen gelirsin aklıma. Pencereme konar yorulmuş gibi kuştan önce sen gelirsin aklıma. Önce soğuk suyla el yüz yıkarım, hava nasıl diye camdan bakarım. Besmeleyi çekip evden çıkarım, işten önce sen gelirsin aklıma. Selam verdiklerim moral bozarlar, bir halt olamadım diye kızarlar. Taşa tutar gören şair yazarlar, taştan önce sen gelirsin aklıma. Ne kadar gazete varsa sorarım, yazdığım şiire sütun ararım. Gözlerine yağar kalbi zararım, yaştan önce sen gelirsin aklıma. Girerim kahveye, kalem çatarım, çay içerken umut alıp satarım. Mehmet'le bir parti tavla atarım, şeşten önce sen gelirsin aklıma. Şiir hayatımın kıraatidir, kalemin kalbime itaatidir. Tuzu kuru için çay saatidir, beşten önce sen gelirsin aklıma. Bir şiir başlarım, dağı kar mıdır? Çoluk çocuğuyla bahtiyar mıdır? Yiyeceği, yakacağı var mıdır? Kıştan önce sen gelirsin aklıma. Sevgin sarmış beni var ile yoktan. Kadere amenna, her gelen haktan. İnan uzun gözlüm çoluk çocuktan, eşten önce sen gelirsin aklıma. Ne gördüyse iki gözün içinde, cüce onu yazdı sözün içinde. Girelim yatağa hüzün içinde, düşten önce sen gelirsin aklıma. Allah'a emanet olun. Şarkı. Thank you.
sen, aman canım.